I would like to invite Dursun Saral to make her presentations. Yes, we are listening to Dursun Saral now. Yes. Merhaba, sunumu Türkçe olacaktır. Sesimiz geliyor mu acaba? Herhalde geliyordur. Evet, ses Merhaba, geliyor. önce kendimi tanıtayım. Dursun Saral, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisiyim. Doktora tezinde Karadeniz'de bir balıkçı gemileri üzerine çalışıyorum ve bu konuda araştırmalar yapıyorum. Oradan derlediğimiz bir çalışmayı size sunacağız. Burada Karadeniz gemilerinde genel olarak iskek konumlarının direnç açısından incelenmesini TFT ile yaptık. Bunun elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağız. Sunum içeriğimiz yansıdadır. Kısaca böyle bir yol izleyeceğiz. Çalışmamızdaki amaç bugüne kadar Karadeniz dibi balıkçı gemilerinde formlarında iskek yerleşiminin en uygun konumu araştırılmamıştır. Biz de bunu araştırma konusu ettik ve bu konuyu CFT analizleriyle bulmaya çalıştık. Şimdi çalışmada ilk önce iskeksiz bir Karadeniz bir balıkçı formunun 10-13 nasız aralığındaki direnç analizlerini TFT ile yaptık. Sonra sancak ve iskelede genel olarak kullanılan bir iskek formunu omurgada mesafesi 2 metreden itibaren 0,25 metre artımla 4 metreye kadar yerleştirdik ve oluşturduğumuz 9 adet formun TFT analizlerini yaptık. Sonra sikeksiz formla sikekli formların toplam dirençlerini karşılaştırdık ve böylece en uygun sikek konumun hangi merkez omurgaya hangi mesafede olduğunu bulmaya çalıştık. Önce sikek tanımını yapalım. Sikek, teknenin düz hareket etmesini sağlamak ve pervane ile dümeni su altı engellerinden korumak için omurganın geriye doğru uzatılması olarak tanımlanabilir. Sikek kullanımı genelde yüksek hız dolayısıyla fazla güç ihtiyacı olan gemilerde, özellikle romortör, konteyner, elenci ve balıkçı gemilerinde iki sikek uygulaması olarak görülmektedir. Sikeklerin Karadeniz'de bir balıkçı gemilerinde uygulama tarihçesi şöyledir. 1990'lığına kadar bu gemilerde tek ana makine olduğu için sadece merkez omurgada bir sikek bulunuyordu. 1990-2000 yılları arasında artan gemi boyutları ile makine gücü ihtiyacı arttığı için iki sikek uygulamasına yöneldi. Ve 2000'li yıllardan sonra gemilerin boyları ve genişlikler aşırı arttığı için daha fazla güç ihtiyaç olduğu için 3 ana makineli gemiler üretilmeye başladı ve 300 sikek uygulamasına başlanmıştır. Bu çalışmamızda 36 metre boya ve 13 metre genişliğe sahip Karadeniz dibi bir balıkçı gemisinin direnç analizlerini yaptık. Bu gemide kullandığımız sikek normalde şu anda balıkçı gemilerinde kullanılan standart bir sikek formudur. Boyu 9 sol alt kısımda görünmektedir kullandığımız sikekin ölçüleri. Ve bu sikeki gemi kıç altına merkez omurgadan mesafesi sancak ve iskelede 2 metre olmak üzere başladık. Buradaki mesafe pervanelerin güvenli şekilde çalışabilecek mesafesidir. Aşağı yukarı buradaki pervanelerin çapları 85 santimetredir. Arada 15-20 santimetre bir güvenli çalışma mesafesi oluyor. Ve biz bu aralığın
25'er santim olarak arttırdık. Arttırarak oluşturduğumuz balıkçı gemisi formlarının skek yapıları şekillerde görülmektedir. 4 metrede bordadan pervane çarpı dışarı taşmayacak şekilde oluşturduğumuz bir yapıdır. Skeksiz formla skekli formlar toplam 10 tane geminin direnç analizlerini Star System programlarıyla yapıp toplam dirençleri üzerinden skek konumlarının direnç açısından hangisinin en verimli olduğunu bulmaya çalıştık. Şimdi kısaca bilgilere değinelim. Hata analizlerinde genellikle yönetici denklem için kararsız Reynolds ortalamalı Navier-Stokes yöntemi kullanılmıştır çalışmada. Mevcut literatürdeki denklemler yansıda görülmektedir. Türbülans olayını modellemek için gerçeklenebilir kayıtlı modeli kullanılmıştır. Bu model iki denklemli bir yapıya sahiptir. Türbülans kinetik enerji taşınım denklemi ve türbülans dağılım oranı taşınım denklemi. Kullandığımız Star System yazılımı geminin toplam direncini dik kuvvetler ve diğer kuvvetler olmak üzere ikiye ayırıp hesaplamaktadır ve sonuç olarak bize toplam direnci vermektedir. Biraz da programda yaptığımız ayarlardan bahsetmek istiyorum. Şekilde görüldüğü gibi domain açmını standart programın önerdiği gibi aldık. Kış dikme merkez olmak üzere geminin öne ve arkasına 2.5L, yana 2.5L, üst tarafa 1.25L ve dibe 2.5L olmak üzere bir domain haçma oluşturduk. Burada minimum ağ boyutunu koruyarak mesh sayısını düşürmek için blok mantığını uyguladık. Tekne yüzeyindeki minimum ağ boyutu konulan uç sınırlara doğru olmak üzere boyutu 1000'in 2 katı olmak üzere 4 ağ yapısı bloğu oluşturuldu. Serbest yüzeyde dalga patenlerini dahi oluşturabilmek için 3 adet blok katmanı oluşturuldu. Ve dalga profilini dahi oluşturabilmek için 3 adet dalga izi blok katmanı oluşturulmuştur. Bütün 10 adet analizde ortalama oluşturduğum hesaplanan mesh sayısı 600 bin civarındadır. Biraz kullandığımız programın ayarlarından bahsetmek istiyorum. Hesaplama zamanını kabalı değişken zaman seçtik. Gerçek ortam koşullarını sağlayabilmek için öyle çok fazla komutu kullanılmıştır. Ve serbest yüzeyi analiz edebilmek için akışman haçma metodu kullanılmıştır. Hesaplama zamanını bulabilmek için current critical sayısının değeri 1 olarak time step zamanı ayarlanmıştır. Şimdi bizim üzerinde çalıştığımız Karadeniz Büyük Balıkçı Gemisi'nin deney sonuçları, deney analizleri olmadığı için, model deney analizleri olmadığı için 30 metre boyunda referans bir gemi arayışına gittik ve İTÜ Balıkçı Gemisi serisinde 148'e 8B kodlu geminin analizini yaptık. Burada analizi yaparken ITTC prosedürün dışına çıkıp tekne üzerindeki X yönünde, akış yönündeki minimum hücre uzunluğuna göre bir hesap yaptık. Bunun için 8-10 knot hız aralığında LVL bölü DX 270, 11-13 knot aralığında bu değeri 300 olarak belirledik. Bu tabi çeşitli denemeler sonucunda ulaştığımız bir deneyim sonucunda elde ettiğimiz rakamlardır, değerlerdir. Bu İTÜ Balıkçı Gemisi serilerinden 148'e 8 koptuğu geminin 8-13 knot hız aralığında elde ettiğimiz direnç değerleri tabloda gösterilmiştir. Ortalama safety sonuçlarıyla deney sonuçları arasında %1, en fazla %3 oranında bir fark olduğunu tespit ettik. Ve bu gemini analiz ederken kullandığımız, yukarıda anlattığımız program ayarlarının
Karadeniz'de bir balıkçı gemilerinin toplam direncini hesaplamak için kullandık. Belirttiğimiz nas 270 ve 11-13 nas için 300 değerini belirledik. Minimum tekne üzerindeki hücre boyutunu belirlemek için. Burada oluşturduğumuz domain hacimlerin ortalama 600 bin civarında bir meşe sahiptir. Oluşturduğumuz hat analizinde kullandığımız formun ağ yapısı şekilde görülmektedir. Bu skeksiz formun ağ yapısı. Analizlerimizi 10 nasla 13 nas arasında yaptık. Çünkü 9 nastan aşağı bir fark göremedik. Hep aynı direnç değerleri çıktı. 13 nastan yukarı da program yeterli doğruluğa ulaşmış sonuç vermediği için bu aralığı seçtik. Zaten bu gemilerin ortalama gerçekte yapabildikleri hız 13-14 nas, maksimum 15 nas aralığındadır. Burada oluşturduğumuz hücre sayıları, yüzey sayıları ve köşegen sayılarını görüyoruz. 10 nas için tekne yüzeyindeki oluşan minimum hücre boyutu 0.12 metre. 11-13 nas aralığı için 0.11 milimetredir. Biz tekne üzerindeki minimum hücre boyutunu sabit tutarak CFL numarasından zaman adımını değiştirerek bir hesaplama yaptık. Değer yoldan da yapsak aşağı yukarı aynı sonuçları veriyor. Böylece zamandan kazanmış olduk biz. Analizlerde kullandığımız time strip değerleri buradadır. Hız arttıkça mesh boyutu aynı kaldığı için azalmıştır değer. İç iterasyon sayısı 10 seçilmiş ve her analiz 120. fiziksel saniyede sonlandırılmıştır. Bu analizler sonucunda elde ettiğimiz değerler tabloda gösterilmiştir. Şimdi skeksiz forma göre skekli forma formların toplam dirençleri. Sorry, we are approaching the end of time. Can you speed up? Yes. 10 nas için ortalama %32, 11 nas için %28, 12 nas için %20, 13 nas için %15 oranındadır. Hız arttıkça skeklerin direnç oranındaki düşmesinin nedeni hız arttıkça balbın oluşturduğu direncin artmasından dolayıdır. Yaptığımız şunlardan biraz sike konumlarının yerleştirilmesine göre merkez omurgadan bu mesafenin 3 metre olduğunu bulduk. Görüldüğü gibi grafik çizdik. Toplam direnç sikeklerin merkez omurgadan olan mesafesinin toplam direnç değerlerini yaptık. Bu grafikte oranlamalarını yaptık. Görüldüğü gibi 2 metre mesafede direnç fazlayken 3 metreye kadar bir azalış oluyor. 3 metreden sonra hızlı bir artış oluyor ve bu her hız değerleri için bunu görebiliyoruz. Ortalama olarak aldığımızda bu skek mesafesinin 3 metre olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Sonuç olarak 35 metre boy ve 13 metre civarı genişliğe sahip Karadeniz balıkçı gemilerinin skeklerinin merkez omurgaya mesafesi direnç açısından 3 metre olduğunu tespit ettik. Bu gemilerin genişlikleri değiştirilerek de bu analizler yapılarak genel bir denklem çıkartılabilir. Skeklerin merkez omurgaya göre mesafesinin ne olması gerektiği konusunda. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sunumumuz bu kadardı. Sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Thank you for your presentation. I am checking the comment section on YouTube channel. Now. There is no questions. We can move on to next presentations. I am checking to my list. I would like to invite Sari Sarı. Yes.
you can start your presentations. Okay. You can share. Okay. Okay. Hello to everyone. I'm Sarı from Yıldız Technical University. Ali Doğru and Seyfettin Bayraktar and my advisor. In this presentation, I will tell you about our work on the computational aerodynamics of a generic frigate. Outline my presentation is introduction, scope of the study, numerical method, SFS to geometry, uncertainty assessment, numerical results, conclusion, and the final feature works. When we say aerodynamics, the first thing that comes to mind is turbulence and turbulence flow. Sailing boats are the first to came to mind when and ship are mentioned. It is also very important to investigate the turbulence effect of war and cruise ships. The figure shows turbulence and eddies in the hangar section of a generic frigate. For ships of this type with flight deck, it is important that these eddies and turbulence effect are well calculated. The aim of the study are as follows: investigating the effect of turbulence around the flight deck is very important for the safety of helicopter operations. The effects around the flight deck are investigated at different wind over deck angles for constant wind speed. In addition, which turbulence model is better was also investigated. In this study, a computational fluid dynamics approach and that solves numerical analysis answer the Reynolds average Navier-Stokes equations is used. The governing equations appear on the screen. Here, there is a perspective view of the SFS2 ship used in this study. In this table are the ship's fully and model scale dimensions. The crit converge index method was used for uncertainty analysis. This method is based on Richardson extrapolation, was first proposed by Roach, and the procedure is commonly used for uncertainty studies. GCI method is recommended by ATTC and AIAA for the numerical uncertainty calculations. The table here shows the grid numbers used for uncertainty analysis for our study. The numerical analysis were conducted at this Reynolds number in all wind scenarios. The numerical approach using the verified grid structure was first compared with the available experimental data in terms of non-dimensional axial and tangential velocity distribution. Exhibits the non-dimensional axial velocity distribution on the prop as given in this figure. Also, you can see axial velocity distribution on the flight deck. The numerical results gives similar results to the experimental data, except for the mid region on the flight deck. The velocities in the rear side are in good agreement with the experimental data. You can see tangential velocity distribution on the flight deck. The results are in good agreement with the experimental data for all turbulence models. This turbulence model is SST Ka Omega and Spallard Almaraz and the realizable Ka Epsilon turbulence model. The flow velocity was chosen 60 meters per second and we changed wind angle. In this way, we made an asymmetric examination for headwind. Considering the free surface effect, we observed that the most suitable turbulence models was Ka Omega. Headwind condition was observed for the comparison with available experimental data. This figure shows that the axial velocity distribution at various wind over deck angle. This figure also that tangential velocity distribution on the flight deck
at different wind over angle. To briefly mention the results, it has been found the Kao Omega turbulence model is more effective in flow analysis with free surface. Uncertainty analysis was completed using different mesh size. The results of the analysis for the bow quartering and stern quartering wind did not provide the same values. It has been observed that the superstructure of the ship is also affected by turbulence effect depending on the wind direction. In this study, comprehensive results for the ship air wake are presented. Finally, I can add free surface effect should be taken into account. More dense mesh can be used to obtain a more precise result. Last of all, we planned the future works is verification and validation for ONRT hull and investigation of ship helicopter interaction. Ship helicopter interaction is using SFS2 geometry and Robin helicopter model. And last, search for the possible experimental studies in subsonic wind tunnel located in Yıldız Technical University. Thank you for listening to me. Thank you for your presentations. I am checking comment section on YouTube. There is no questions. Thank you. We can move on to next presentations. I am checking. Yes, I would like to invite Burak Aydoğdu. Hello, do you hear me? Yes. Start your presentations. My presentation. First of all, I would like to say that I am very happy to participate in the organization. I am Burak Aydoğdu. I continue my master education at Yıldız Technical University. I think now I can share my screen. Just a minute. Do you see the presentation? Yes. Okay. So the topic that I will tell you today is the resistance analysis of the Joubert BB2 submarine. The main lines of the presentations will be as follows: introduction, scope of study, numerical method, geometry and boundary conditions, verification and validation study, numerical results, and conclusion. We can use the computational fluid dynamic method as a tool to predict the total resistance of the vessels by Reynolds average Navier-Stokes. Joubert BB2 is a benchmark submarine, was designed as a diesel electric attack submarine. And there are two variants, BB1 and BB2. BB1 geometry is not accessible for validation purposes, while total resistance data is available. In this study, a generic benchmark submarine model, namely Joubert BB2, was investigated numerically. I assume the submarine in submerged condition, so the free surface effect is eliminated. And the numerical method was verified using the grid converge index method at 10 knots. And the numerical analysis were conducted at various ship velocities between 5 and 21 knots. The analysis were carried out at Star CCM Plus solving Reynolds average Navier-Stokes. The governing equations are continuity equation and momentum equations, considering the flow study incompressible and turbulent. You can see the continuity equation in the screen. And the momentum equation can be written in tensor notation
and Cartesian coordinates as follows. And also I have chosen the Ka epsilon turbulence model to model the turbulent flow around the submarine. As I told before, Joubert has two variants. First of all, BB1 was designed by Marine Research Institute, then the BB2 is developed for numerical studies. And the difference between BB1 and BB2 is that BB2 has longer tail fins, larger sail, and different bow shape. And the main particulars of the submarine as in the table, and the length overall of the submarine is 7.2 meters, and the beam is 9.6 meters, and draft to sail top is 16.2 meters, and the displacement is 4,440 cubic meters. But I use model scale in my analysis because of the restricted computer CPU power. And the computational domain is modeled using ITTC recommendations, and local mesh refinements are made near appendages and hull. I was the inlet was chosen as velocity inlet, and the outlet was chosen as a pressure outlet, and the other surfaces of the domain were chosen as symmetric planes to eliminate wall effect. The distance between inlet and submarine is 3 times larger than submarine length overall, and the distance between outlet and submarine is 5 times larger than the submarine length overall, and the other surfaces is in the in the photo. The uncertainty assessment was conducted using the grid converge index method via grid size. The uncertainty assessment was made for one velocity, and the uncertainty calculated in terms of the total resistance and resistance of the submarine. You can find the three different mesh structure in the table. The mesh number is as follows. The verification analysis has a monotonic converge with an uncertainty level is of 1.3%. The rest of the analysis at various velocities were conducted using the fine grid obtained the verification. Using the fine mesh structures as stated in the uncertainty section, different ship velocities was investigated numerically between 5 and 21 knots. The results were validated with the available numerical results of a recent study, while there is lack of experimental data, unfortunately. Total resistance results of BB1 submerged and BB2 submerged submarines are close each other. And also the compression of skin friction coefficient as follows. But the BB1 submerged surface submarine has higher total resistance value because of free surface effect and wave resistance. And also wall Y plus distribution at 10 knots is as in the photo. Wall Y plus values are acceptable interval between 30 and 300. The average for my analysis about 40. And this study focuses on the numerical investigation of Joubert BB2 submarine in model scale. The numerical analysis were carried out considering that the flow is studied turbulent and incompressible. And the Reynolds average Navier-Stokes equations were solved with an appropriate turbulence model. Grid converge index method was employed to obtain the numerical uncertainty. Following this, the numerical analysis were extended to a wide range of ship velocities, and results were compared with the available data in the literature. Spatial uncertainty was calculated at approximately 1.3%, and the results were in good agreement with another numerical study.
To the best of the author's knowledge, there is no experimental data available in the literature in terms of total resistance for Joubert BB2 submarine model. The results were compared and it's found that the BB2 design has higher resistance in all velocities, especially because of the increase in the wetted surface area when compared with the BB1 submarine model. Thank you for your kind interest. Thank you for your presentations. I am checking comment section on YouTube. Welcome. There is no questions. Thank you. We are closing. I have a question actually. Yes. Sorry. Can you go back to your results, total resistance results? Which one? Yes, this one. So subsurface, what's the, so how far is your submarine from the free surface here? I assume that the submarine is totally submerged. Totally submerged, but what's the distance from the, for example, center of gravity to the water free water surface level? Surface, okay, I understand you're close to the free surface, but how far? As far as it is not yani şey Türkçe açık değil mi kısmı? Buyurun. Yani ben burada şeyi kabul ettim direkt denizaltı free surface efekt olarak hiç etkilenmeyecek şekilde oldukça derinde yani. Yani o zaman submerged ile şey arasındaki farkı ne belirliyor burada? Nasıl yani? Ha burada şey sayısal sonuç yok. Tamam surface için sayı onlar deneysel mi? Evet deneysel mi? Tamam ben senin sonucunu sandım. Sorry. Tamam teşekkür ederim. Yani. Mr. Chairman, I want to also make a contribution if it is possible. Yes. Thank you, Burak, for your presentation and thank you, Professor Kınacı. Actually, you answered his question and Mr. Kınacı understand what also I want to add. The surface condition experimental results are of BB1 variant, which has smaller tail fins. So this graph includes all the experimental data just for comparison. Maybe we can make a discussion and say that between the surface and submerged conditions of BB1, of course, the free surface effects increases the total resistance, but BB2 is just compared with another numerical study, which was, I think, the next slide. Also, that was a numerical run solver. So in the literature, the problem is the BB1 geometry is not achievable, but it has experimental data in the literature. And BB2 variant geometry is available in the Institute of Marine website, but it has not any experimental data. So we just could do a numerical comparison with a recent numerical study. Have you seen the, I don't remember actually, but have you seen Karikas paper, recent one, which is close to the free surface, generic submarine? Yeah. They have any results there? Actually, they have results, but they have presented self-propulsion results for one velocity in full scale, extrapolated data at 10 knots. And the remaining results are all of near free surface condition and for the maneuvering. The paper was focused on mainly maneuvering performance. Okay, thank you. So still experimental data is not available. Okay, thanks. Okay. This communication was useful for us. Thank you for all participants. Thank you. I say something, excuse me, if you, dear chairman.
these kind of studies are very important because the unmanned and autonomous vessels are in the agenda of the world. All these studies make contributions. I hope we also in Turkey design some vessels like benchmark sub of KCS so Chris or so on. I suggest. I hope. Thank you for your comment. Hakan, we are closing this session. Yeah, I should say that the other session will be 16:33. I should announce it. At 17 hours, yeah, it's 17 hours Turkish time, 16 hours CET time, Central European time. We start with the with for three papers we start will be chaired by Professor Murat Özgök and Associate Professor Yiğit Kemal Demirel. So about 6 minutes later, see you. Okay. Hello. Hello, Professor Özgök. Sorry not to inform you about this task, but. Thank you very much. You are on time before the session. You are here. Dear. Hello. Ben Türkçe'de we bir şeyler ifade edeyim. By start to. Now, if the papers are ready, the presenters are ready. Please, the floor is yours. You organize. Yeah. Okay. Okay. Please. Okay. Please. Yeah. Okay, welcome to session 18, and I guess we have three presentations in this session, and 15 minutes are separated for each presentation, and I ask all others to comply with this deadline, please. And if the first presentation is ready, I would like to announce Burak Göksu. Hi, I'm ready. I will present. I will make the presentations. I'm Alp Korkmaz, and we are colleague with Mr. Göksu. And could you see my video now? And do you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Süleyman. Okay. Okay. I think you will make your presentation, right? Yes, you're right. Okay. You can start, Mr. Korkmaz. I'm sharing the screen with the moment. Yeah, please share your screen. Could you see now? Yes. Here. Hello, dear participants and chairman. I'm appreciated to join this valuable and well-prepared organization. My name is Alp Korkmaz. I have graduated from Istanbul Technical University as a naval architecture and marine engineer in 2009, and I have been working at Dokuzeyli University Maritime Faculty as a research assistant since 2014. This study was carried out with my colleagues, Dr. Emrah Erginer and research assistant Burak Göksu. They are also naval architecture and marine engineers. Before I start my presentation, I would like to thank Professor Dr. Güldem Cerit because he was pioneered and supervised my Master of Science thesis. And some part of this study was deduced from this thesis. You can see the contents of the study on the slide, and I'm quickly passing in order to use the time in an efficient way, as our chairman, Mr. Özgök, told.
EasyDennis operates 6 ferries today, and 3 of them are chartered. Each ferry fulfills approximately 20 voyages per day. This particular ship has chosen due to their larger superstructures are affected more by the wind resistance. The scope of this study is on ship wind resistance estimation and comparison between ITTC methods and a CFD method. The main focus of the study is emphasized in the slide as air and wind resistance. Other resistance values are taken from the towing tank experiments held at ITU Atanuk Laboratory for the ferry's hull structure. However, superstructure of the model is absent, and so wind tunnel tests were not conducted. Mostly used ship resistance prediction methods are as seen in the slide. First one is based on similar vessels to consider the historical development of the ship design process. Another one is empirical formulas are derived by a huge amount of data gathered from towing tank experiments. However, a much more sophisticated method is found lately, which is called computational fluid dynamic analysis. In this study, the safety analysis is performed using the finite volume method by generating a suitable mesh structure under three-dimensional, incompressible, turbulent, viscous, time-dependent, and multi-phase air and water flow conditions. While estimating the added air resistance, apparent velocity concept is used, you can find details in the study. Our approximations will be explained more detailed in our study, and I will pass for the time-consuming stuff. While added resistance calculations are performed with ITTC formula, you made some assumptions and approximations that should be cause a large error in the results. During towing tank experiments, ship is scaled on a scale of 1 over 17.5 as shown in the slide. In order to get the similarity of the Freud numbers between the model and ship, towing tank experiments performed under lower speeds between 7 knots to 15 knots. The added resistance due to the appendages has not been considered in the calculations. Ferries served 20 voyages between Üsküdar and Bostan line. You can see the road and Izmir-based statistical wind data. The data taken from the windfinder.com website. All calculations conducted with the parameter as 4 meters per second westerly wind. You can see the direction acceptance, Üsküdar-Bostan line, Bostan-Üsküdar road accepted as the x-axis and the ferries starboard port directions accepted as y-axis. So the wind velocities component on the x-axis occur on the ship's forward, while y-axis will emerge as the heeling force. After defining the model geometries, boundary conditions in the CFD analysis, creating the trimmer mesh type structure of the control volume is performed and shown in slide. As a consequence, the control volume consists of approximately 11 million cells, 33 million faces, and 20 million vertices. In this way, the virtual experiment model is divided into finite volume method. And the problem is tried to be solved with Reynolds average Navier-Stokes equations. You can also see the threshold values of the parameters for Runge equations in table 3. The cruise speed of the ship is used as 10 knots on the Üsküdar-Bostan voyage. The rightmost column of the table 4 shows the ratio of the empirical wind resistance value to the bare hull resistance. This calculation is used as the basis of the ship design process. However, the emphasized red column of table 4 obtained as a result of the CFD analysis was calculated at approximately 7% of the bare hull resistance for 10 knots. There is no significant difference between the methods of calculating the wind resistance in the Üsküdar-Bostan road. However, in the Bostan-Üsküdar voyage, which is the return route, the wind resistance load increases considerably due to the wind coming at a nearly vertical angle to the side of the ship. For 10 knots, this load corresponds to approximately 21% of bare hull resistance.
As a result of this situation, it is of great importance to calculate the wind resistance acting on ships with very large superstructures, such as ferries. Although these values have not yet been confirmed, there is a need for wind tunnel verification in one of the future studies. As a conclusion, today, although CFT studies are frequently carried out for the areas of ship that come into contact with water, it will be useful to calculate the wind resistance within the scope of stricter international regulations. Wind resistance estimations can be made practically as ITTC predicts. However, the necessity of a more detailed and case-based study cannot be neglected. As a result of this study, the necessity of a situation-based study is shown as a result of the wind resistance analysis of the Botswana-Ukulele voyage. Future work will focus on the design of a ferry with optimized wind resistance of the superstructure. Thank you for your participation. We will be pleased to answer your questions. Okay. Thank you very much for your useful presentation. If any question, we can take it. Otherwise, I would like to go next presentation. Just maybe one very short question for Aykut, if I may. Yes, of course. Well, thank you very much. So you showed two different cases, and one of them, the agreement with CFT results were quite good, and the other one it wasn't that good. Can you elaborate on the reasons? Why do you think? Because it's wind direction. Because one of them is yes, on this slide. I had passed it. I want to show it. Yes, in this slide, one of them is the affects the wind on the backside of the ships on the same road with the ship, and the other one is the return road, as I had mentioned in the slide, and it affects on the negative, in a negative way to the ship's movement through the Botswana, because the wind direction is on the west side and it makes harder to move forward for the ships. And this is the reason why it's affect in a negative way for the total resistance. Okay, thank you so much. You're welcome, Mr. Demirel. Okay. Mr. Demirel, would you like to announce the next presentation, or do you mind I'm going on? Please, you can go ahead, Professor. Okay. Now, the next presentation is for Norway. Type of cold storage freezer trawlers, the optimization of ship landing distance between slipway and the sea. And I'd like to invite Mrs. Doğan or Mr. Anik so as to make their presentation. No one there? I had already a phone conversation with them. They asked me if they present in English or Turkish. I think they are not here. We go on. Okay. Okay, next presentation is gemi üretiminde tesis yerleşim belirlenmesi için bir yöntem. The title is Turkish. Okay. Mr. Kafalı, are you there? Yes, I'm here. Yes, if your presentation is ready, you can go on. I will present my study in Turkish. First of all, I'm going to share my presentation with you. Just a moment. Yeah, please. Do you see my screen? Yes. Okay. Yeah, I can sit for me, no problem. Okay, I'm going to present in Turkish. Evet, herkese merhabalar. Benim buradaki sunumumuz tesis yerleşimiyle alakalı, hastane yerleşimiyle alakalı bir çalışmamız var. Başlığımız da gemi üretiminde tesis yerleşiminin belirlenmesi için bir yöntem. Hemen içeriye geçeyim.
Son içeriğim giriş, metodoloji, uygulama, tartışma, sonuçlar şeklinde devam edecek. Kısa bir giriş yapmak gerekirse, bilindiği üzere bir ürünün ortaya çıkabilmesi için bu ürünü oluşturan ham maddeler bir dizi aktivitelerden oluşan süreçten geçer. Bu faaliyetlerin icra edildiği istasyonlar, biz bunu bazen iş merkezleri olarak da isimlendiriyoruz ve burada tabii makineler bulunmakta. Bu makineler ve istasyonların üretim sürecine uyumlu bir şekilde düzenlenmesi oldukça önemli. Bu şekilde yapılmadığı zaman haliyle verimsiz bir üretim sonucu, üretim ortaya çıkacaktır. Öte yandan yerleşim düzeninin ilk fabrika kurulurken, bu tersane veya diğer bir fabrika tabii fark etmez, uygun bir şekilde yapılması son derece önemli. Çünkü tesis bir kere oluşturulduktan sonra bu düzenlemeleri yapmak tahmin edileceği üzere maliyeti olacaktır. Her ne kadar böyle olsa da hali hazırda yapılmış bir tesis, inşa edilmiş bir tesis içinde tabii ki de hali hazırda olduğu şekilde verimsiz ilerlemektense bu maliyete katlanıp daha düzenli bir yerleşime ulaşmak tabii ki amaç olmalıdır. Üretim stratejisine uygun olmayan tersane yerleşimi bahsettiğimiz üzere verimsiz bir üretim prosesine sebep olacaktır. Tabii bu israfları arttıracaktır. Bu israf artışının doğal sonuçlarından biri de tabii ki de ne olacak? Çevreye zarar verecek. Çünkü daha fazla elektrik harcayacağız. Mesela vinci daha fazla veya diğer taşıyıcı ekipmanları daha fazla, gereğinden fazla çalıştırdığımız zaman bir boşa enerji harcamış olacağız. Bu da dolaylı bir şekilde çevreye zarar verecektir. Buradan şu sonuca ulaşabiliriz. Uygun bir tesis yerleşimi sadece maliyetleri azaltmakta kalmaz. Aynı zamanda çevre ve iklimin korunmasına da katkıda bulunabilir. Biz bu çalışmamızda şunu yaptık. Bir konteyner gemisi üretimi esas alındı. Daha doğrusu bu gemi üretimindeki, konteyner gemisi üretimindeki datalar esas alındı ve buna göre bir tersane yerleşimi çalışması gerçekleştirildi. Bu doğrultuda bir konteyner gemisine ait gerçek üretim verileri işlenerek malzeme taşıma miktarı, risk ve aktivite faktörleri temelinde istasyonların birbirleriyle yakınlık dereceleri tespit edildi. Literatüre baktığımız zaman malzeme taşıma miktarı ve aktivite faktörlerinin ele alındığı görülebiliyor ama risk faktörünün ele alındığını özellikle tersane anlamında pek karşılaşmadık. Son bir şey, hemen tasarım ve detay tasarım olarak 3 aşamaya ayıracak olursak bu çalışmada öne sürülen modelin ön tasarım ve temel tasarım aşamalarında kullanabileceğini söyleyebiliriz. Hemen metodoloji bölümüne geçelim. 8 tane temel adımımız var bu çalışmada izlediğimiz. İlk adımda analitik hiyerarşi prosesi kullanarak az önce bahsettiğim faktörlerin önem dereceleri yani ağırlıkları belirlenir. İkinci aşamada gene az önce belirttiğim malzeme akışı, risk ve aktivite değerleri için gerekli olan sayısal değerlerin belirlenmesi gerekiyor. Biz bu çalışmada ilgili faktörler için sayısal değerleri Kafalı Özkök'ten ve Özkök'ün 2014 yılında yaptığı çalışmadan derledik. Üçüncü aşamada bu faktörlerin sayısal değerleri lineer normalizasyon ile normalize edilir. Dördüncü aşamada bir önceki adımda elde edilen normalize değerler ile ilk başta elde ettiğimiz faktör ağırlıkları çarpılarak ağırlıklandırılmış normalize değerler elde edilir. Beşinci adımda ise birleştirilmiş değerler hesaplanır. Birleştirilmiş değerleri hesaplamak için burada biz faktörlerin normalize değerlerini toplayarak birleştirilmiş değerleri hesapladık. Altıncı adımda birleştirilmiş değerleri de normalize ederek normalize edilmiş, birleştirilmiş değerleri hesapladık. Yedinci adımda bu en son elde ettiğimiz değerleri yakınlık reytinglerine dönüştürmemiz gerekiyordu ve burada tablo 1'de görülen aralıklar kullanılarak hali hazırda bilinen yakınlık reytinglerine nihai değerler dönüştürülmüş olur. Ve en son aşamada da tabii ilişki matrisi oluşturulacak. Hemen bu uygulamaya geçecek olursak, metodoloji bu şekildeydi. Bu çalışmada şu anda slide'da görülmüş olan 16 adet istasyon ele alındı.
İlk adımda AHT kullanılarak faktör ağırlıklarının hesaplanacağını söylemiştik. Burada uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen faktör ağırlıklarını görüyoruz. Malzeme taşıma miktarı 0.15, risk 0.71 ve aktivite 0.08 olarak çıkmış. Burada risk faktörünün 0.77 çıkmış olması ve diğerlerinin yanında çok yüksek olması hemen dikkati çeken bir husus. Bununla alakalı tartışma bölümünde bir yorumum ayrıca olacak. İkinci adımda faktörlerin sayısal değerleri tespit edilecek demiştik. Bunları literatürden tabloda görüldüğü şekilde derledik. Malzeme taşıma miktarları ve aktivite değerleri bu şekilde ilgili çalışmalardan doğrudan alındı. Gene ikinci adımda yapılması gereken bir diğer sayısal elde edilmesi gereken sayısal değer risk değerlerinin elde edilmesiydi. Risk değerlerinin de gene literatürden diyebiliriz ama şöyle burada farklı bir işlem yapmamız gerekiyordu. Literatürdeki çalışmada her bir istasyonun kendisi için münferit risk öncelik numarası veya öncelik değeri vardı. Biz ise istasyon ilişkileri istasyon çiftlerinden burada bahsettiğimiz için istasyonların istasyon çiftlerinin risk değerlerini bulmamız gerekiyordu. Bunun için de her bir istasyon için var olan değerleri toplayarak bir sonuca ulaşma yolunu izledik diyebilirim burada. Ve risk değerleri de her bir istasyon çifti için bu tabloda gözüküyor. Üçüncü adımda tüm değerler normalize edilir. Burada tablo sağ tarafta küçük bir tablo var. Bu tabloda kullanılan görünmekte olan sayısal değerler sayısal ölçek kullanıldı şeyler için. Malzeme taşıma ve aktivite için. Zaten risk için elimizde halihazırda sayısal değerler de vardı. Dördüncü adımda normalize edilen değerler faktörlerin ağırlıkları ile çarpılarak ağırlıklandırıldı. Bu tabloda da ağırlıklandırılmış değerler görünüyor. Bu tabloda da birleştirilmiş değerler. Bir önceki slide'da gördüğümüz değerlerin birbirleriyle toplanması ve toplandıktan sonra normalize edilmesi denilen değerler 5. ve 6. adımda yapılan işlemleri özetliyor tablodaki. 7. adımda normalize değerler esas alınarak nihai yakınlık reytingleri hesaplanır. Burada da yine bilinen yakınlık reytinglerine dönüştürmek için elde edilen elimizdeki buradaki sayısal değerleri sağda gördüğümüz sayısal ölçeği kullandık ve bilinen yakınlık reytinglerine dönüştürdük ve böylece nihai yakınlık reytingleri elde edilmiş oldu. Tabii son aşamada nihai ilişki matrisinin oluşturulması olacaktı. Burada birbiri ile herhangi bir ilişkisi olmadığı için yakınlık reyting matrisinde U olan kısımlar dikkate alınmıyor. Burada bold şeklinde yani koyu olarak yazılmış olanları fark edebiliyorsunuzdur. Örneğin burada 10. istasyonun 15. istasyonun olan ilişkisini baktığımızda bir U değeri var. Ancak koyu değil. Bu herhangi bir ilişki olmadığı için U default şeklinde yazılmış. Ama 16. istasyonla bir ilişkisi olmasına rağmen sonuç U çıkmış. Bu şekilde bunu da açıklayabilirim. Tartışma bölümüne şimdi biz çıkan sonuçları genel anlamda yorumlamak için A ve E değerlerini yüksek, I ve O değerlerini orta, U reytingini de düşük olarak nitelendirdik. A'dan U'ya doğru gidildikçe istasyonlar arası mesafenin artması bekleniyor. Çünkü A en absolut yani daha yakın olmasını ifade ediyor. U da önemsize doğru gittiği için. Nihai yakınlık reytinglerinin hesabında AHT ile belirlenen faktör ağırlıkları büyük öneme sahip. Burada İlk başta söylemiştim risk değerinin oldukça yüksek çıktığını. Bu da tabii ki de AHP uzman görüşleri doğrultusunda bir hesaplama usulü olduğu için kişisel yargılara dayanıyor. Burada bir farklı kombinasyonları birbiriyle kıyaslama ihtiyacı duyduk. Bu nedenle şu aşağıda görülen, bu kısımda görülen ilk satırdaki kombinasyon doğrudan uzman ağırlıklarıyla hesaplanan kısım. Diğerleri ise bizim kendimiz uzman ağırlıklarıyla kıyaslamak için geliştirdiğimiz onlar diyebilirim. Mesela birinci tablo 13 olarak gelecek. İkinci satırdaki olanlar bütün ağırlıkların eşit olduğu durumu. Bir diğeri ise örneğin sadece akış ve aktivite değerlerinin ele alındığı risk değerinin göz ardı edildiği durumları göstermekte. Evet. Bu şekilde şimdi sonuçları
ne olduğuna bakalım. Bu uzman ağırlıklarının sonucunda elde edilen ratingler diyebiliriz. Burada dikkat edilirse yüksek öneme sahip olan, birbirine yakın olması yüksek öneme sahip olan istasyon çifti sayısının oldukça az olduğunu görmekteyiz. Bir diğer tablomuz bütün istasyon ağırlıkları, özür dilerim, bütün faktör ağırlıklarının eşit olduğu durum. Burada dikkat edilirse hemen en bariz fark bir öncekinden çok az iken yüksek önemde olan istasyon çifti sayısı burada oldukça fazla sayıda istasyon çiftinin birbirine yakın olmasının önemli olduğu ortaya çıkmış durumda. Bu da risk faktörünün göz ardı edildiği durum. Akış, malzeme akışı ve aktivitenin istasyonlar arasında bir aktivite ilişkisinin eşit öneme sahip olduğu durumu yansıtıyor. Bir önceki duruma yakın bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri malzeme akış miktarının göz ardı edildiği durum. Burada da yine önemde ve orta önemde olan orta önemde daha fazla istasyon çiftin miktarı olduğunu görmekteyiz. Burada örneğin önemsiz olan hiçbir tanesi çıkmamış. Bir sonraki ise malzeme taşıma miktarı ile riskin eşit olduğu durumu ifade edilmekte. Bu durumda da aktivite ilişkileri göz ardı edilmiş durum. Bu da bir öncekine aslında yakın bir görüntü sergiliyor diyebiliriz. Burada aslında en ilginç olanlardan bir tanesi şu, burada sadece risk faktörünün ele alındığı durum. Bu bizim uzman görüşleriyle göre hesapladığımız bir şeye, reytinglere yakın bir sonuç vermiş. Neden? Çünkü uzman görüşlerine göre de risk faktörü yüksek çıkmıştı. Enteresan, yani burada risk faktörüne verilen önem arttıkça sanki birbirine istasyonların yakın olması gerekliliği azalıyormuş gibi bir ilk etapta böyle bir intiba bıraksa da aslında burada şu var. Risk faktörü arttıkça bu istasyonları birbirinden uzaklaştırmak. Çünkü istasyon çifti arasında bir herhangi bir güvenlik olduğu için bunları mümkün mertebe birbirinden uzak yap gibi bir aslında sonuç ortaya çıkıyor. Bir de şu dikkati çekiyor. Burada gördüğümüz 3 istasyon çifti var burada. Bunların geriye dönüp risk puanlarına baktığımızda da zaten risk puanları en düşük olanlar. O nedenle burada risk en önemli faktör olsa da bu istasyonların birbirine yakın olması, yakın konumlandırılması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Hemen bitiriyorum. Şu anda gördüğümüz sonuçları özet olarak çıkarabiliriz. Bunlar da 3 adet istasyon çifti. Kenar kesim, kenar temizleme ve sıralama. Profil punta kaynak, profil gaz altı kaynak ve döşek gaz altı kaynak. Taşlama istasyon çiftlerinin yakınlık derecesi incelenen bütün durumlarda yüksek çıkmış durumda. Öte yandan kenar temizleme ve sıralama istasyonu ve panel imalat istasyon çifti. Yakınlık ratingi sadece risk faktörünün dikkate alındığı durumda orta seviyede çıkmış durumda. Panel kesim profil punta kaynak ve profil kesim profil eğim istasyon çiftlerine bakıldığında da bu istasyon çiftlerinin yakınlık reytingi sadece riskin göz önünde bulundurulduğu durum ile uzman görüşlerine göre faktör ağırlıklarının belirlendiği durumda orta önemde çıkmış. Diğer durumlarda yüksek çıkmıştır. Zaten uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen riskin ağırlığı da diğerlerine göre oldukça yüksekti. Bu beklenen bir sonuç aslında. Son olarak da şunları söylemeliyiz. Bu çalışma özellikle çelik konstrüksiyon üretim aşamalarını ihtiva ettiği belirtilmesi gerekiyor. Herhangi bir donatım faaliyeti burada çalışmaya dahil edilmemiş vaziyette. Öte yandan dikkat edilmesi gereken bir husus, bir diğer husus da bu çalışmadan elde edilen sonuçların her bir tersane için geçerli olmayabileceğinin altı çizilmeli. Hatta şöyle ki, burada bahsi geçen istasyonlar ki biz 16 istasyonu ele aldık. Her tersanede bulunmayabilir bu istasyonlar. Çünkü üretim sistemleri kendine kendi nevi şahsına münhasır organizasyonlardır ve birbirinden farklı dinamiklere sahiptirler. Bu dinamikler işte tersanede üretilen ürün, tersanenin üretim kültürü ve kabiliyeti, tersanede uygulanan üretim stratejisi, yönetim modeli, tersanenin sahip olduğu bilişim altyapısı gibi birçok etkene bağlı olabilir. Bu bakımdan pratikteki bir vakanın çözümü için burada öne sürülen model kullanılıp tersanenin kendi datasının
bu modelde işlenmesi gerekiyor. Buradan da tabii tersanelerin içinde datanın ne kadar önemli olduğu aslında ortaya son olarak da söylememiz gereken bir husus daha var. O da şu ki burada çıkan sonuçlarda tartışma bölümünde de görüleceği üzere uzman görüşleri ki burada biz ağırlıkları, faktör ağırlıklarını belirlerken uzman görüşüne başvurduk. Sonuçları çok değiştiriyor. O nedenle uzman görüşleri derlenirken ilgili tersaneyi tanıyan ve üretim modeline hakim kişiler seçilmeli. Ve bu konuda yani uzman görüşleri konusunda çok dikkat edilmelidir. Diyerek sunumu bitiriyorum. Burada da referanslarımız var. Datayı aldığımız çalışmalarda 6. ve 7. referanslar burada görülmekte ve diğer referanslarımız. Okay, thank you, Mustafa. That's the really informative presentation concerning facility layout, which plays an important role in shipyard efficiency. If any question, we can take it. Otherwise, I'd like to conclude the session. Any question? Sorabilirim. Evet. Benim sesim belki biraz az geliyor. Çok teşekkürler sunum için. Türkçe ifade ederiz değil mi? Tersane üretim fabrika yeri tespitinde o işletmenin o faaliyetin her anlamıyla yürütüldüğü nitelikleri ortaya koymak gerekmektedir. İşbirliği yapacağı başka kuruluşlar beklenebilir. Katkı için söylüyorum. İşbirliği yapacağı endüstri kuruluşları, onlarla olan ilişkiler, o mekandaki kümelenme, clustering, kümelenme, işte ARGE tarafı itibariyle işte Teknopark İstanbul, Gebze bölgesi, belki Karadeniz Ege artık düşündüğümüz yere bağlı. Etraflıca bakıldığında daha çalışma daha da derin olur, detaylı olur. Başka belki bir dergi yayını gibi de ilerlenebilir diye düşünüyorum ama kapsamı genişlemeli diye düşünmekteyim. Çünkü şöyle de çalışmalar olabiliyor. Bizim akademik aşamalarda da rastlanıyor. Sonucu daha çok karar verme tarafına getirip AHB benzeri, fazi, bulanık küme dahil çalışmalar oluyor. Zemini kuvvetlendirmek faydalı olur diyorum. Çok detayına hakim değilim. 6 ve 7 nolu referanslarla hareket edilmiş mutlaka güzel altyapısı vardır. Bu şekilde daha bir geniş nitelikler attribute diye geçen, çok kriterli karar vermedeki attribute olarak geçen kısmı zenginleştirmek iyidir diye düşünmekteyim. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler. I can't hear you, Professor Hakan. Hocam bitirdi sanırım Ahmet Hocam. Teşekkür ederim, bitirdim ben. Okay, thank you. Her şey net anlaşıldı mı? Yani evet. Arkadaşım tekrar görüşürüm de sorun değil. Tamamdır. Teşekkür ederim. Thank you all for listening to others. And if no question. I'd like to conclude the session, and I want to leave. Dear Chairman, I contacted Professor Alka. Excuse me, 28. I have written 2 emails to the authors. I haven't got any news from them. So 28, they will present by themselves, then send us the video. I requested it. Okay. I should say that, yeah, this session... Merhaba, sesim geliyor mu?
Vardınız değil mi? Yes, tamam. Yes. Buyurun lütfen. Aman tamam, ne güzel. Hiç sorun yok. Buyurun lütfen. Başlayayım mı? Tabii, lütfen. Lütfen. Gayet serbest. We start in English from this session. In this presentation, we'll speak English. Yeah, thank you. Okay. You can see my screen? No. Dr. Kafalı, please leave the screen sharing. Mr. Anuk, you can share screen. Now you can see? Everything is clear? Yes, yes, yes. Okay. This presentation is related with this Norway type called storage freezer trawler optimization of ship launching distance between slip bay and the sea. As we know that shipbuilding industry, we have a lot of activities, production, repair, and new building vessel in the shipyard especially. And all these vessels mostly is very huge weight, and some points of the production section need to be the vessels meet to the sea. This has to be done in the some of production stage. And we have a lot of ways to launch the vessel into the sea or water, but most of them we can say that for the poor item or type of launching ways. One of them is inclining slip bay on slight ways. This is, we can say that as a gravity. These are two different type of launching. The most of them in the launching via this longitudinal launching aft or fore side. And one of them is side launching. Other way to incline, use the launching of the vessels, using of the airbags. As we know that this was developed by the Chinese people, that they are using this way their launching of the vessel. And third of the way, the float out with a vessel in dry or floating dock. There is no any actually launching process. This is just for the water fill in the dry dock, or just using the floating dock with the classical docking process. Fourth one is using horizontal plane by land transfer with new transportation system called SPMT, self-propelled modular transportation. This is for kind of parallel movement of the vessels from land into the water, into the sea. We can see that we will talking about in this presentation the longitudinal launching with the slight ways.
And we are now see that the typical section of the arrangement of the sliders and slipway and the vessel itself at the same picture. In this picture, we saw that slipway has capable to carry the vessel which we designed or which we built to intent the vessel in the shipyard. Means that especially to the weight has to be known before the construct the slipway, design the slipway. And also we have seen that now here the upper slider, this is connected to the vessel itself, connection with the rope and some steel rope. Another part of the sliders is lower slider. It is fixed, it is connected to the slipway. Such a fixed ways to need to implement the sliders into the onto the slipway. In this picture, we saw that also the oils between the sliders that is need to be for this sliding process. This is typical view for that we are using in the our shipyard for the launching. We saw that our one of vessel before we built to the Canadian owner, but it is a Norwegian type of preserve trawler. And we saw that sliders and cradles on the forest side, these are need to be implemented on the vessel before the launching. And the other sliders to the from forest side to the outside, below the bottom of the vessel, actually between sliders, between slipways and bottom of the vessel itself. Here is the some explanation about the inclination ratio of the slipways. We can say that for the small ship, we have inclination approximately between 8, 6.5. For a medium size, 6.5, between 6.5 for 5. And for a large ships, 5 to 4 inclination as a percentage that we need to build the slipway. The longitudinal launching, they have advantages for this is the low operational cost. Use a simple equipment and means that less time for preparation for the launching. Use for ships for of different tonnage and type. And this is all this way and well-known operation that we need to not a question mark before the operation. But it is also has this disadvantage. One of them is high initial investment cost because especially this high initial investment cost because of the slipway prices, the investment cost, because need to allow to carry the huge weight of the vessels and need to be enough strength of the slipway. And there is some high operational risks we can face. And this is coming because of
when the vessel start to the movement, the movement is not under control of any external parties. Means that they have just under control via the gravity, and if you do not calculation before start of the movement, and this will be cause some problem, and we don't want to face that. And limited vessel, this way, because of mostly we can launch the vessel with this way as the conventional type of vessel. We see that here the sliders and the forces and the length. Here we saw that connection point with the sea of the slipway. Below this connection point at the sea means that there is wet, we can call like wet slipway, wet slides, slider length and bay, and upper side dry, we can call dry slideway. Now we saw that distribution of the loads, some of one of our previous vessels that is just for the one slider. We saw that the forces, and this vessel have been two sliders, slideways in the launching. We have some calculation and stage in the launching process. All the things, all these calculations have been done before the vessel, the launch. That's why it is very important case to the calculation. The launch weight is defined as the sum of the weight of the ship and the weights of the moving elements like slipways using in the launching. This means that this will be our total weight for the launching, and this weight will be using in the calculation. And launching stage, we can say that for passes, and there are a lot of force and a lot of force we will face all this stage, stage by stage. First period is starting of the initial movement to the first contact of the sliders with the water. There is only one forces we have. The movement of the vessel itself and the gravity, the weight of the vessel to the slipway, to the sliders. Second stage, this is the wet period on the sliders in the water, and the movement from the first contact of the sliders with the water or sea, and start to start rotating in the for a cradle. These are means that actually we have buoyancy forces and weights of the vessel in this stage, and in this stage weight of vessel higher than this buoyancy force, and it means that the vessel is not
turning or rotating in this stage. The third period is starting the rotation around the for a cradle. In this stage means that we have the vessel have the buoyancy force, and this is bigger than the weight of the vessel itself. And in this stage, vessel start to turning around the cradle. This rotating is depend on the difference of the momentum, the moment of the buoyancy and the weight of vessel forces. The last period, the fourth period, is free floating period. It means that there is no any more contact to the slipway of the vessel, and vessel have this just free floating, and it is just need to wait the vessel stop. And in this case, the buoyancy force equal to the weight of the vessel. This is the floating condition. In this launching calculation, we have some cases. I'm talking about to just the major things, because maybe there are minor things and the minor cases also happen, but the most important case in this launching, the tipping and rotation around the forces, around the for a cradle. Actually, we don't want to face and we don't want to see that this tipping in the launching, but it is not possible. Seems that possible, but it have to be using some way to not face the tipping. That's why we have to be put some additional ways to avoid the tipping. Rotating around the cradle, this is we talked in the stage. This in this case we saw that the buoyancy moment from the threshold minus the weight of the vessel threshold is the moment. Is higher than the zero means that buoyancy moment is higher. In this case, the vessel rotating in the for a cradle, that means that the for a cradle is facing with the some forces. It has to be also to consider and calculate before the sea trial in the calculation stage, and to find to be sure that the cradle itself strength is sufficient for this phase, for these forces in the launching process. All these things, all these cases has to be calculated before the calculation, before the launching of the vessel. And in this article and the presentation, we want to present to the length of the wet slipway what have to be as a ideally. Actually, this is mostly depend on a lot of parameters in the launching calculation that we are seeing. That's why what is change, what can be changed, what the items not can be cannot be changed. That's why this is important to know or to select the which vessel will be built in the
with the slipway and the wet slipway length. We tried to Mr. Anish, could you please speed up? Okay. We saw that in this table, seven vessels, and the first row of the realized one, the second row is the ideal position, ideal calculation. And in this case, we saw that with this different type of vessel, with this LOA, need to be as ideally between 75 meters, 120 meter wet sliders slipway in the water, in the sea. These are now presented with our vessels we have inspected in this presentation and in this article. These will be changed, of course, change which vessel you will consider into with this calculation, and this will be need to be considered accordingly. Thank you. Okay, thank you for your detailed presentation, Mr. Anik. We can You're take welcome. Questions, if any. I have a question to Mr. Arnak. Of course, there are plenty of, there are many computations in his presentation. I think the, in the conclusion part, the first paragraph is interesting. From 60 to 108 meters, you have a series of launching calculations ready for applying other coming vessels, I think. This kind of vessels you get always. Sipariş. Order. Yeah, order. when you get the orders of these vessels, you face with the problems, then you approach with the calculations, with the research and development. This is good. Results show that ideal wet slideway length is between 75 to 120 meters. This is also interesting. Congress is an occasion for you to share this effort, this research with other colleagues, with other industry members. So it is a good contribution. I congratulate you and your company. Thank you so much. That what we have aimed at to prepare this article and this presentation to show the people who is interested in this kind of calculation and this kind of investment, maybe to see the what will face, what will, they will face. Because this type of vessel is some special vessels, and this is not easy to find to some information. Yeah. And I believe that this will be help to who wants to need to reach. And it is. Thank you so much. Thank you so much. But your first page of the presentation, I have seen only two names, two authors. But in your full paper text, there was Mr. Görkem Kampara. Haven't you changed the order of the authors and the authors? Have you changed something or not? If yes, we should change it in the full text as well. I think yes, he is the one of the person that to help to prepare this article and the presentation. That's why he, I think he has to be in in this article. As in the full text. All right, no problem. Yeah. Okay. As it is, okay. Thank you. Okay, thank you. You're welcome. And this session,
is over, I guess, and I want to hand over the floor to Professor Okan. Yeah, thank you very much. Our session starts with number 44, presentation 44, Yusuf Genç et alias, at 6 o'clock Turkish time. So until 6 o'clock, let's have a break. It is hot. We are in Tuzla now. It is hot. So 7-8 minutes of. Thank you very much, dear Chairman, Professor Özkök, and Professor Demirel. Thank you very much. And the auditors and audiences, thank you. You are welcome. Yeah, after 7 minutes, we will be here. Okay.